Allah vergisi. Bak insan Allah vergisi ne vermişler? Bana bıyık vermişler hiç yani. Olacak. Vere vere. Yener Yazar Sohbetleri'nin bu haftaki konu benim. Hocam, Fransızca okumaya yeni başlayacak kişilere ilk hangi kitaplarını önerirsiniz? Vallahi eğer oyun okuşu yapacaklarsa Şahları da Vururları öneririm. Yoksa ismi çok uzun olan biyografilerini öneririm. İngilizce bilmeden Hepinize I Love You adlı kitabını öneririm. Hepsini okumadım. Bütün kitaplarını okumuş sayılmam ama yani benim için en değerli kitapları odur. 4-5 ciltlikte bir otobiyografisi vardı. 2-3 cildini okudum ben, sonra ne oldu bilmiyorum. Türkiye'nin bir dönemini anlatmak açısından çok önemli bence. Çünkü bize çok otobiyografi tarzı şeyler, ego dokümanı tarzı şeyler pek yazılmıyor. Yani insan kendini anlattığı şeyler pek yazılmıyor. Dolayısıyla o dönemi tanıklarından dinleyemiyoruz. Ancak çok önemli insanlardan diyoruz ama bir gencin, belli bir elite ait bir gencin çok hızlı değişen bir Türkiye'de tiyatro gibi zor bir sanatı yapması, yazar gibi zor bir işle uğraşması, karşılaştıkları, buna verdiği tepkiler bence hemen hemen herkesin o dönemin Türkiye'siyle ilgili fikir edinmek isteyen herkesin okuması gereken kitaplar. Keşke o kitabı yazsaydım dediğiniz kitap veya kitaplar var mı? Hayır, böyle bir kitap yok. Başkasının yazdığı bir kitabı yani üstüne ismini koysalar bile istemezsin. Hani hiç çaba sarf etmedim. Başkasının kitabını yazmak istemem. Benden bir şey olsun isterim kitapta. Başkasının kitabı ondan olur. Sonuçta bir insanın illa bir fikrine, bir tarzına, bir şeyine gıcık olursunuz. O yüzden istemezdim böyle bir şey. Tarihi nasıl bu kadar çılgınca ve güzelce anlatıyorsunuz? Güzelce ve çılgınca. Valla bu bir şey anlatabilmekle alakalı. Her şey öyle. Yani böyle ambition'da, hırsla yapıyorsanız, böyle bir severek yapıyorsanız, bir de karşınızda gözün içine bakarak konuşuyorsanız, onun süreçte ilgileneceğini, ondan eğleneceğini düşünüyorsanız, bu olmadığı zaman moraliniz bozuluyorsa, bu çok büyük bir handikap da olabiliyor bazen. Mesela derste falan öğrenci sıkılsa da bir yere bir konuşma yapmaya gittiğim zaman çok performans sergilemek zorunda kalıyorum. Çünkü insanlar sıkılsa ben de çok sıkılıyorum, çok demoralize oluyorum. Ben eskiden beri hep böyle insanlara toplar hikayeler anlatırdım. O bir hikaye anlatıcılığı gibi. Bir de yaptığım işi sevmekle alakalı. Bir de o süreci kendini geliştirmek için kullanmakla alakalı. Yani aslında ben insanlara anlatırken ben de öğreniyorum. O yüzden hep değişik konular yapmayı seviyorum. O mesela çok iyi bildiğim konularda artık o kadar yani böyle aynı şeyleri mesela hala korsanlar için falan çağırdıklarında beni bir yere gitmiyorum artık. Çünkü sıkıldım hep aynı şeyler anlatmak, yeni şeyler anlatmak, insanlarla paylaşmak, o reaksiyonu almak o başka bir şey. Yani eskiden de biz tatile giderdik lisede, ben alırdım mikrofona, 5-6 saat insanlarla konuşurdum zaten. O konuşmayı sevmek, anlatmayı sevmekle alakalı. Tarih diye tek bir şey yok yani. Tarih 500 önce olan her şey olduğu için inanılmaz bir repertuar var. O repertuarın içinde istediğiniz her şeyi, çok ilginç şey bulabilirsiniz. Truth is stranger than fiction, gerçek kurgudan daha ilginçtir diye dememişler boşu boşuna. Bıyıklarınıza bakım olarak ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorum. Natural yani zaten öyle bir... Yani bıyık tarağı falan var ama yani öyle benimkiler biraz şey olduğu için, böyle tarak geçmediği için, pek sert olduğu için bir şey yapmama gerek kalmıyor. Allah vergisi. Bak şimdi insan Allah vergisi ne vermişler? Bana bıyık vermişler hiç yani. Olacak. Vere vere. Samuray mı güçlü, daha güçlü yoksa Yeniçeri mi? Yani Yeniçeri'nin kuruşu. Bilemiyorum. Yani hangisi olmak isterdiniz derseniz samuray olmak isterdim. Ama yani pek compatible değil. Birbiriyle alakalı şeyler değil. Biri kılıç kullanıyor, öteki tüfek kullanıyor. Birebir de one on one ne yaparlar bilemiyorum. Kocaman Aykut Kocaman mı, Emre Belezoğlu mu? Ersin Genel bunu çok net yani istediği. Yani aynı zamanda bir Ankara güçlü olarak yani senlerin yanında. Osmanlı yemeği imam bayıldı, imam fainted manasında mı yoksa imam loved mı? İmam loved. Hakikaten çok. İmam bayıldı, imam loved manasında. Gerçekten bu sorular benim Instagram canlı yayınlarında da hep böyle sorular geliyor işte. Çehov mu Messi mi gibi o ayar bir soru olmuş. Tarihte bilmekten çok inandığımız doğru mudur? Ya bu tip soruları ben anlamıyorum. Bunlar ne anlatacak? Yani mesela Türkiye'de çok fazla böyle tarihle ilgili aforizma, tarihin felsefesi, bunlar çok satıyor. Ortada yapılan tarihçilik de çok kompleks değil. Dolayısıyla bu ne demek onu bile anlamıyorum. Bilmekten çok inandığımız, yani hemen hemen insan herhalde sosyal bilimler alanındaki her şeye ilk önce bir inanmak ister. Yani insanın doğasında var ama yani bunu açıklamaktan pek bir şey öğrenebileceğimi zannetmiyorum. Bu büyük bir soru galiba, böyle zengin sorusu. Türkiye'de hangi dergileri takip etmeni tavsiye edersin? Ben hemen hemen hiç dergi takip edemiyorum, etmiyorum. Eskiden beri de çok edemem. New Yorker falan filan, işte Economist falan, öyle şeyler okuyorum ama Türkiye'de ne var bilmiyorum, haksızlık etmiyorum. Ama ben dergi formatının artık biraz eskidiğini düşünüyorum. Onun yerine bloglar var, kitap okumayacaksanız, süreli bir şey yapacaksanız bunları online da takip edebilirsiniz. Dolayısıyla açıkçası böyle Türkiye'de takip ettiğim bir dergi yok.
Eskiden Kogito falan okurdum. Şunlar yani onlar da çok ütopik kaçar benim yaptığım işlere şu anda ama dediğim gibi yani haksızlık etmeyeyim. İyi dergiler illa vardır ama benim takip ettiğim bir dergi yok. Bir sosyal bilimler dergisi de bizim Tarla Derece'nin yaptığı bir dergi var. Çok hakikaten tek başına güzel işler yapıyor. Onu şey yapabilirim. Ama onu da böyle her sayısını okuyorum dersem yanılır. Tarla kızma bana. Neden bu kadar hızlı konuşuyorsun? Ha bunun ilginç bir hikayesi var. Ben şundan dolayı şimdi birebir burada tek ekrana konuşuyorsunuz. Bu formatı biz kendimiz ilk defa YouTube'a koyunca, daha sonra İlker koymuştu. Sonra beni de çağırınca ben o zaman patladım. Ondan önce ben 4-5 sene televizyonlara çıkıyordum. Fakat karşıdakiler o kadar soru soramıyorlardı ki bari en azından korsan bir şey anlatayım. Yani onların sorusu işte Bayezid'in bıyıkları var mıydı gibi sorular olduğu için ben hani ve insanlar tarihçilerin ne anlatabileceğini bilmedikleri için ben hani onun o bıyık var mı sorusuna işte Atatürk büyük bir mareşal miydi sorusunun arasına tık diye bir tane hani böyle dünya tarihiyle ilgili bir şey yapayım diye hızlı konuşmaya başladım. Hani en azından kayıta geçtim. Yarın ölürsem ölürsem hani belki biri bakar da bu adam akıllıca şeyler de söylemiştir. Sadece bu televizyonda goy goy yapmamıştır diye. Ondan çıktı karşıdakini konuşturmamak için. O format. Sonra İlker'le devam ederken de o vardı. O da böyle sürekli linç edilecek sorular şey yapıp beni sıkıştırıyor. Zaten programın şey oydu. O yapamasın diye onu konuşturmamaya çalışıyorduk. Çünkü aslında tabii o bir çekişme bazen güzel de olabiliyor. Ya da bazı yerlerde tamamen işte televizyonlarda falan öyle oluyordu. Ben hızlı hızlı bir şey anlatıyordum. Sonra bana gelen soru ben işte almışım Vahdettin'le ilgili bir soruyu ne bileyim işte Kyoto'ya getirmişim, Japonya'ya götürmüşüm. Sonra sıradaki soru Yavuz Sultan Selim'le oluyordu. Hiç değişmiyordu. Çok moral bozucuydu. O yüzden hakikaten Türkiye'de televizyonun niye bittiğini ve benim 2014-15'teki programlarından anlayabilirsiniz. Çünkü biz tek başımıza yaptığım neler anlatabileceğim ortaya çıktı. Ama televizyonda anlatamıyordunuz. Onları bir şekilde ekarte etmek için. Böyle koy, ne bileyim. Onlar yani programcıya rağmen programı güzelleştirmeye çalışırken ortaya çıkmış bir şey. Bir de yani kafamdan öyle yani yavaş konuşunca kafama yetişmiyor bir de o var. Ama yavaş konuşabilirim. Özellikle şimdi biz derste İngilizce anlatıyoruz. Öğrenciler anlamakta zorluk çekiyor. Ama yani ben yabancı da hızlı konuşuyorum. O yüzden çok zorluyorum kendimi yavaş yavaş İngilizce konuşayım diye. Yapabilirim ama o zaman çok sıkılıyorum. Biraz da benim eğlenmem lazım. Çünkü direkt kamera buradaysa özellikle. Siz eğlenmediniz mi izleyicinin kafası da düşüyor. Sizin de gülmeniz lazım. Onun için hızlı hızlı konuşuyoruz. Hızlı da çekelim. Sanayi devrimci Türkçe kaynak önerir misiniz? Vallahi sanayi devrimci Türkçe kaynak öneremem. Çünkü ben Türkçe kaynaklara hakim değilim. Türkçe kitapları pek takip edemiyorum. Şimdi aklıma bir iki tane kitap geldi ama onda kapağı geldi. Hepsinde ismi sanayi devrim falan versiyonlar olduğu için bir şey söyleyemem. Genelde de tabii şu anda artık bu PDF bolluğun da olduğu bir yerde insanlara da pek çeviri kitap okumamalarını, İngilizce'ni geçmişse de İngilizce en azından okumalarını tavsiye ederim. Türkçe ayrıca ne var bilmiyorum ama iyi kitapların büyük bir çoğunluğu artık Türkçe'ye çevriliyor. Eğer İngilizce okuyamıyorsanız ve illa okumayacağım diyorsanız şey yapabilirsiniz. Burada birkaç tane şey var. Böyle her şeyi sor. Yani ben de mesela yeni bir konu diyelim. Küba işte ya da ne bileyim işte Mao üzerine bir şeyler okuyacağım. Çok bildiğim bir alan değil okumak. Ne yapıyorsunuz? İşte yazarının credential'larına bakıyorsunuz. Yani hangi üniversitede hoca işte ne bileyim bunu bir gazeteci mi yazmış, bir akademisyen mi yazmış, işte ne bileyim konseptine biraz karıştıracaksınız. O yüzden çok spesifik bir soru. Buna tam anlamıyla cevap verebileceğimi zannetmiyorum. Bir değirmen dereli olarak bizim oralın güzelliğinin onun yüzüne yansıdığını düşünüyorum. Kendisi hala gidip geliyor mu? Temelli yerleşmeyi düşünür mü? Onu sahilde ne zaman göreceğiz? Valla değirmen dere büyümek için çok güzel bir yerdi. Orada büyüyenler bilir. Yani hem bir askeri üs olması hem işte ne bileyim bir sene falan bütün mühendislerin orada olması falan çok hani böyle orta üst sınıf için ideal. Ucuz. İşte ne bileyim güzel bir sahil kasabasıydı. Blacktop olurdu. İşte ne bileyim ahşap heykel sempozyumu olurdu. Japon komşun, Brezilyalı komşu falan olabilirdi. Enteresan bir yerdi. Yani 18 yaşına kadar güzeldi. Ondan sonra zaten bütün değirmenler bize gittik. İstanbul'da, Ankara'da. Ailem hala orada yaşıyor. Ben gitmiyorum ama Zeynep'le Uluç'u, oğlumu, kızımı çok yolluyorum. Benim zamanım olmuyor gitmeye. Pandemiden bu yana bir kere falan gidebildim. Sahilde vallahi yani artık herhalde birkaç sene göremezsiniz. İnanılmaz bir yoğunluğum var çünkü. Ama Uluç da Zeynep'i görebilirsiniz. Zaten Uluç benim çocukluğumun aynısı olduğu için pek yabancı sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Hakikaten yani büyük şehirde büyümemenin avantajı yani bu dezavantaj olabilir. Ben dezavantaj olmadığı bir yerde büyüdüm o yüzden. Oranın güzelliğim yüzüme yansıyorsa bilmiyorum artık o subjektif. Temel yerleşmeyi düşünmüyorum. Yoğun bir çalışma süreci devamlı sağlık zorlandı ne yapıyor? Mola mı veriyor o anda? Ben şöyle birkaç tane değişik çalışma şeyim var. Mesela bazen elim kalem tutmaz. O zaman şey yaparım. Yani hep çalışırım ben. Günde 10-12 saat çalışırım. Ama şu çalışma da şudur. Okumak bir çalışmadır. Yazmak bir çalışmadır. Hiçbir şey yapamıyorsanız gidin yabancı dilde bir film izleyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız YouTube'dan bir şey açın. Hiçbir şey yapamıyorsanız akıllı biriyle konuşun. Bunun hepsi çalışmadır. Sosyal bilimci sadece kitap okumaz. Dergiye bakar. Efendime söyleyeyim bir film izleyebilir. Bir sanat eseri tüketebilir. Bu benim çok kendi içime kapanık biri olduğum için. Benim hep böyle çok sosyal alakası yok. Düşünün yani. Bütün arkadaşlarım bir sınıf arkadaşım. O kadar çaba harcamamışım yani kampüsün
dışına çıkıp bile. Şu anda da bizim kanalda da bilmem ne çevre gördüğünüz insanlar ya liseden, yeni üniversiteden sınıf arkadaşımdır. Yoğun bir çalışma sürecine girdiğimde devamlı zorlanmıyorum. Bazen 2-3 değişik tip kitap bile okurum. Biri çok detaylıdır, biri daha hikayecidir, biri romandır. Yeter ki siz zaman ayırın, ben o zamanı buna ayıracağım diye insanın yapabileceği bir şey hep çıkıyor. Mola vermiyorum ama uzun yürüyüşler... Yok, sorunun şeydi o mola. Yok. Neyse güzel oldu. Bence güzel oldu yani. İşte bunlar araya teaser. Mola şöyle yürüyüş yapıyorum. Ben her gün böyle, benim Kadıköy'de ofisim. Ama oturduğum yerde bir 15-20 kilometre sürüyor. Bütün Bağdat Caddesi'nde yürümeniz gerekiyor. Oraya yürüyerek gidiyorum. Molayı öyle veriyorum. Gidiyorum orada çalışıyorum. Sonra geliyorum. Bazen gidip geldim 3-4 saat yürüdüğüm oluyor ama en az 2 saat yürürüm kafamı toparlamak için. Yattığın yerden mola. Genelde benim Twitter'da mesela gördüğünüzde ya yoldayımdır ya metrodayımdır ya da öyle bir şey yapıyorumdur. O yüzden yazdıklarım da genelde hep hata olur çünkü. Şu elegan insana verilen parmağa bak. Şöyle ince uzun olur değil mi? Sığmıyor şeye. Ne zaman Fenerbahçe teknikleri olacaksınız? Evet bu da şey. Vallahi öyle bir noktaya geldi ki ben de bu kadar çalıştırırım herhalde. Yani sonuçta CM'de birkaç bin saati olan bir insanım yani Real Madrid'de. Yani 10 kere üstte şampiyon gerçi rahmetli herkes olur ama ne yapalım Elazığ Spor'la pek başarılı olamadık dediğim gibi. Fenerbahçe teknik direktörü olmayı yani Fenerbahçe teknik direktörü olup sevilen biri var mı ya? Yani başarılı olsa da mesela daha mı 2 kere şampiyon yaptı falan hani öyle bir iş ki kimsenin kim yani kimseyi memnun edemediğiniz bir iş. Allah yeni teknik direktörümüze ben bunu çektiğimde İsmail Kartal o bizim 100. golü o mu atmıştı ya? Yok canım 100. golüne o Aykut Kocaman atmadı öyle biri attı. Bak nasıl hafızam görüyor musun? Gitti kafa. Eskiden bunları hiç unutmazdım. Yaşlanıyorum. Yok Aykut atmadı. Öyle underdog biri attı. Yani böyle sürpriz biri attıydı. Ben de 7-8 yaşındayım. Neyse. Şu anda İsmail Kartal ben bunu konuşurken. Ama bu yayınlandığında artık İsmail Kartal olmayabilir. Fenerbahçe'nin bu hızı düşünüldüğünde. Fenerbahçe çekmeleri olmayı düşünmüyorum. Ama görev verilirse yani güzel de bir sözleşme yapılırsa neden olmasın? 3 sene kesin ödeme euro üzerinden falan ilgilenmiyorum diyemem. Turhan Sofoğlu, ay çok özür dilerim. Evet, Turhan Sofoğlu ama o da öyle beklenir biri değildi. Yani biz de hep Aykut'tur, şeydir, Oğuz'dur onu bekliyorduk. Ama bir Galatasaray maçı vardı, ilkokul 3 Emine gidiyorum. Of, 3-0. Böyle Betin Benzim atmış, ilkokul 2'ye gidiyorum galiba. Ya biz derse girdik, şeye gittik, işte bir tane taksi gibi bir şey götürüyor bizi işte okulla ev arasında uzak. 3-4 öğrenciyi bir arada götürüyor. Eve geldim 4-3 olmuştu ya, hiç unutmayacağım. Bir unutmuyorum, bir de Gaziantep Rapayiç. Onu unutmuyorum ama işte artık. Niye unutmuyorum? Yenileri gelmiyor çünkü. Yenileri gelse hemen unutacağım ama. Evet, son sorumuz. Kaç tane gözlüğünüz var? 7-8 tane var. Gözlük kendisi pahalı olan bir şey değil de camı pahalı. Bu dedikleriniz bilgiyi de niye? Herhalde onu ona getiriyorsunuz diye şey yaptım. 7-8 tane gözlüğümüz var. Evet, akvaryumumuzdaki sorular bitti. Bana yolladığınız soruları en hızlı şekilde cevaplamaya çalıştım. Ezbere Yaşayanlar'ın linki aşağıda. Şöyle bakınca oraya tıklayacaksınız. O sidyelerin sayfasına yönlendirecek. Görüşmek üzere.